Nedir bu haşinenlerin senin? Senden öğrendim, fena mı? Demek kötü örnek oluyorum sana. Aa, biliyor ki bayılıyorum ben senin bu haşinenlerine. Doktor çağırayım hemen. Aa, çok kötü oldum. Her yer gözümde fıldır fıldır. Emin misin? Hep olur bu bana. Tansiyonum düştü herhalde. Güzel'e söyleyeyim, bir tuzlu ayran yapsın sana. Zahmet etme, ne olur. Hani biz evlenince sen ustabaşı olacaksın ya. He. Ben de ustabaşı karısı olunca, şimdiki ustabaşının karısı gibi böyle saçlarımı kestireceğim, kıvırcık yapacağım. Onun gibi Japon kol elbiseler giyerim değil mi? Şapka bile giyersin. Giyerim ben. Kim karışır kocam istedikten sonra? İşçilerin karısı gelir bize değil mi? Oğullarına falan iş istemeye. Gelir tabii. O zaman ben de şimdiki ustabaşının karısı gibi sorarım onlara. Ne istiyorsun hanım? Açıkça söyle. Hanımefendi, kocam 6 aydır işsiz. Çok sıkıntı içindeyiz. Peki ne yapabilirim? Eşinize söyleseniz de kocama bir iş buluverse. Güllü hanımefendi. Güllü hanımefendi. Ay yok be. Ben o isimde hiç ustabaşı karısı duymadım. Sen de ismini değiştirirsin. Değiştiririm değil mi? Ne yaparım ismimi? Serap. Serap hanımefendi. Onlar mı yaptı sana bunu? Sana bir daha kimsenin elini kaldırmasına izin vermeyeceğim. Dayanamıyorum artık Kemal. Her gece yatağa yattığımda aynı düşü kuruyorum. Nasıl bir düş? Mahallenin girişine gelmişsin taksiyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.